Derneği faaliyetleri bitmez. Aynı şekilde sivil toplum Sabahattin çok Bey de önemli, değil burada mi? Görev yaptı derneklerde. Orası çok faal bir dernektir. Sabahattin Bey'i de dinleyelim biraz. Bu konumuz ulaşım olduğu için konulara fazla girip ulaşımla ilgili sektör sunum şu anda. Biz ayrı sektörü, bir program yapalım. Ya onları ilgili yapacağız. Şimdi evet. Biz örnek verdik Elvan Bey'den bu konularda. Sabahattin Bey'den de kısa bir o STK'nın önemli bir cümle alabilir miyim? Buyurun. Evet. Burada bizi izleyen, ben bu yollarda hizmet verdiğim için bana destek olan sevgili canım, eşim Sündüz Turan'a evet. Ve kızıma ve oğluma İzliyorlarsa ve aileme selam gönderelim. Bizi evet. Buradan onlara tekrar selam söylüyorum. Onları çok seviyorum. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır. Aynen öyle. Hanımınıza sevgiler tüm, olsun. Tüm Kabaloğlu ailesine de buradan saygı ve selamlar iletiyorum. Tüm köyümü seviyorum. Ben o köyün hizmetleri. İmdat Bey sizden devşeriz galiba değil Bakalım mi? Bakalım kim var hattımızda. İyi akşamlar İmdat Bey, Recep Altun. İyi akşamlar Recep Bey. Nasılsınız Seher Hanım, iyi misiniz? Sağ olun efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programa, buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Bütün konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet. Programınızı zevkle izliyorum. Gerçekten çok güzel konulara değindiniz. Saadet abim sayesinde ve konuklarımız abi, sayesinde. Evet. Evet, Saad abi sağ olsun bu konularda gerçekten çok özverili çalışıyor. Ben muavinim. Ben sadece yan koltuktayım. Kaptanın yanındayım efendim. Kaptanımız Recep Bey, hoş Sadi geldin. Toygar. Buyurun. Benim de akrabam sayılır. Evet. Hoş bulduk Saad abicim. Evet. Hoş bulduk. Saad abi karşı kameraya bak. Programınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten çok güzel konulara değiniyorsunuz. İstanbul'un sorunlarını dile getiriyorsunuz. Toplu taşımada olması gerekenleri gerçekten ön plana çıkartıyorsunuz. Bizler de bu tabii büyük metropolde yaşamanın bazı güçlüklerini görüyoruz. İşte toplu taşımalarda, işte taksilerde olsun, minibüslerde olsun. Evet. Yani tabii ki burada bizim de istediğimiz insanlara verilen değerler. Tabii ki o taksilerde çalışan, toplu taşımada çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz. Tabii ki onlar da istiyorlar her şeyin güzel tabii olmasını. Tabii. Ama bazı sıkıntılar oluyor. Tabii ki burada da işte Elvan Başkanımız orada gerçekten büyük bir bu konuda iyi işler yapıyorlar. Allah razı olsun kendilerinden de. Sebahattin abi keza öyle, şoförlük kendisi ticari takside çalışıyor. Evet. Bir sorunuz var mı Recep Başkan? 3 tane değerli konumuz var. İstanbul'un esnaflarıyla ilgili, şoförleriyle ilgili. Beklentileriniz nedir? Bir sorunuz varsa hemen dile getirin. Ya da çözümünüz olur soruna karşılık. Şöyle bir çözüm getiriyorum dersiniz. Ya buyurun. Şimdi çözümden ziyade bizde işte ben fazla toplu taşıma kullanmadığım için. Evet. Genelde kendi aracımızı kullandığımız için ama görüyoruz arkadaşlar. Ama tabii eskiye nazaran şimdi daha da iyi. Evet. İnsanlar daha ilgi gösteriyor, alaka gösteriyorlar. Bir toplu taşıma, mesela diğer bir taksiye bindiğin zaman insan şoförlerin yaklaşımları gayet güzel. Yani birkaç defa olsa da devamlı pazarlara bir biniyoruz ama gerçekten çok samimiler, işten samimiler gerçekten. Onun için de ben de bütün şoför arkadaşları da kutluyorum yani. Burada tabii ki buradaki şoförler cemiyetinde düşüyor, onlara da görevler düşüyor. Şoförlerini eğitmelerinde, ekip gereken işi, bilgileri evet, vermeleri. Şeylerle bunlar ilgili çok önemli. Evet. Recep Bey çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımız da çok dile getirdi tam duyguları. Evet. İlgi gösterdiği biz de çok teşekkür ederiz Recep Bey'e. Teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Bekleriz stüdyomuza size. İyi akşamlar efendim. Evet şeylerle ilgili tabii biz konularla taksicilik besleni varken bunun ta geçmişi var. Lale'den başladı. Bu arada 10 dakikamız kalmış Sadi abi. Şu anda otosentri var. Evet. Otosentri kuruluşu 1995. Sayın Cumhurbaşkanı orada da çok iyi bildiğiniz sizin kardeşleriniz, akrabalarınız. Evet. Giriyorsunuz Şebinkarahisar'da orası. İşte bu sektöre gönül verenler dolu. Sefer Sücü de bunlardan biri yazmış. Sefer Bey bunlara gidip devam takip ediyor. Biz de buradan kendisine selam söylüyoruz. Amerika'ya gitmişti. 15 gündür bir haftada yoktu. Yine bekleriz geldi şu an İstanbul'da. Buradan evet, da bir selam söylüyoruz. Sefer Bey de otomotiv duayeni. Tabii evet, canım. Tabii. Çok da duayeni, konuk olmuştur bize. Selam söylüyoruz. Çünkü bu Asır Otomotiv, diğer arkadaşları Mustafa Kırılan, Salim Karayılan, Yaşar Sucu, işte kardeşleri var. Hepsi bu sektörün gönül verenler, hizmet verenler. Daha isimleri çok sayacağımız arkadaşlar var da bunları da unutmayalım şimdi. Evet Elvan Bey, son tura dönüyoruz. Çabuk bitti görüyorsunuz, daha çok konular var. Evet, ben buradan bizi izleyen tüm seyircilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet. Artı Sefer abim de bizim duayenlerimizdendir.
Onu da çok sevdiğimi bilsin. O biliyor zaten. Diğer sektördeki arkadaşları da dile getir istersen. Dile getireceğim. Evet. Buradan Otosenter'i kuran başta Mustafa Karaslan olmak üzere ve tüm Şebin Narisarlı esnaf arkadaşlarımıza buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet. Telefon mu? Evet. Buyurun devam edin. Biz Laleli'de bu işe başladık. Oradan Otosenter Gençlik Caddesi'nden. Gençlik Caddesi'nde başka Otosenter kuruldu. Kader işte, biz oraya gitmedik. Orada da iş yerimiz vardı. Biz Göztepe'yi tercih ettik. Kadıköy Göztepe'deyiz. Çünkü evimiz Kozyatağı'nda olduğu için evet. Göztepe'yi tercih ettik. Aşağı yukarı 28 yıldır da Göztepe'de bu işi yürütüyoruz. Maşallah. Esnaflığımızı yürütüyoruz orada. Elimizden geldiği kadar sektörümüze hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Anadolu yakası öz atakları yakası. Biliyor yani. Herkes %90'ı bilir. Peki, iyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? Alo. Hayırlı akşamlar. Mehmet Şimşek ben. Mehmet Şimşek, iyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Buyurun. Sayın Başkan, hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sadam. Evet, buyur Sadam. Sayın Başkanım, öncelikle, hoş geldin. Öncelikle teşekkür ederim Edvan abi. Öncelikle ekran başındaki ve stüdyodaki değerli hemşehrilerimize, dostlarımıza saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Evet. Bugün bizim çok sevdiğimiz Şevin Karaysar'ın nadirlerinden bir tanesi Elvan abi konuğumuz. Evet. Bir toplantı dolayısıyla yine dışarıdayım. Programı da izlemiyorum ama. Evet. Evet, buyurun. Derneğimizin gülen yüzü, Şevin Karaysar'ın gülen yüzü. Kalbinin güzelliği her daim yüzüne de vuruyor Elvan abimizin. Allah razı olsun. Bizler de Şevin Karaysar'lar olarak, Şevin Karaysar Derneği olarak Elvan abimizi çok seviyoruz. Bizim yönetim kurulunda da güzel hizmetler yapıyoruz. Elvan abimiz de tecrübesiyle sürekli bilgi birikimine başvurduğumuz kıymetli bir abimiz. Allah razı olsun. Ticari hayatında da, ulaşım konusunda da evet. işinin duayenlerinden neredeyse doğduğundan bu yana taksi piyasasında. Başarı hikayesi burada, evet. Evet. STK'lar da. Aynen. O zaman ulaşımın ve otomotivin gülen yüzü desek iyi bir slogan olur mu acaba? Evet. İyi midir? Aynen söylerim. Peki. Aynen. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili başkanım, ben de size teşekkür ediyorum. Sizler iyi ki varsınız. Biz bir aileyiz. İnanın yani sizin yanınızda olmaktan zevk alıyorum, gurur duyuyorum. Biz biriz, biz ayrılamayız. Her yerde biri Şebin Karaysar için varız. Teşekkür ederim katıldığın için. Teşekkür ederim Mehmet Bey. İyi akşamlar diliyorum. Bir şey söylemek ister misiniz başkan, sayın başkan? Mehmet Bey hattı mı Tarık? Kapattı mı? Evet. Düştü, evet. Peki. Son 5 dakikamız sadece. Başarı hikayesi kolay yakalanmıyor İstanbul'da. Tabii. Çünkü toplumumuzun ihtiyacı bu. Hem moral motivasyon hem de başarılı insanlarımız ödüllendirmesi lazım. Gördüğünüz bu manevi ödül her şey paradan daha çok önemli. Karşılıklı ilişkiler, diyaloglar, iletişimler, kardeş bak, birlik beraberlik içinde ayrı karşılıklı olarak da bu memnuniyet yedi. Bu aynı zamanda sektöre de böyle yansırsa yolcu ve işte esnaf ilişkilerinde, şoför ilişkilerinde Türkiye'de yani hiç kimsenin bu şekilde şikayet etmesinin bir önemi kalmaz. Programın finalini sana bırakacağım tamam. Saadi abi. Köşe yazacaksın ya Saadi evet. Toygar'ın bu haftanın köşesi yapacağız ama evet. Son 5 dakikamızda hem Sabahattin Bey'e hem de Bülent Bey'e şöyle bir tur atalım. Toparlarsanız sektörle ilgili istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve talepleriniz nelerdir? Aynı şekilde Sabahattin Bey size de soruyorum. Buyurun efendim Bülent Bey. Valla isteklerimizden bir tanesi bu güzel ortamdı. Bu güzel ortamda her zaman bulunduk. Bekleriz. Bir defa baştan ben de Elvan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu camiada kendisinden çok feyiz almışızdır. Evet. Sağ olsun. Kendisiyle beraber çalışıyoruz inşallah. Çalışmamız, dostumuz daha ileriki safhalara varır. Yine taksi camiasına sonsuz teşekkür ediyorum. Bize sahip çıksınlar. Bir mesajınız varsa bir daha bize, bakın evet. Karşıya bir söyleyin lütfen. Bize sahip çıksınlar. Taksi camiasına sahip çıksınlar. Duraklarına sahip çıksınlar. Korsanı önleyelim. Bütün gayretle çalışalım. Size sahip çıkmak, ulaşıma sahip çıkmaktır. Aynen hepimize sahip aynen çıkmaktır. Öyle. Buyurun Sabahattin Bey. Evet, zaman çok kısa. Söylemek istediklerim çok şey söyleyemiyoruz. Önce şimdi anıları var ama tabii. Bir kez çok, daha yapalım gerçekten bu programı. Çok ama, bir daha toplayalım Sabahattin. Ben kısa olarak şunu söyleyeyim. Sivil örgütlerden bahsettiniz. Aslında bu birbirine paraleldir bunlar. Evet. Bugün günümüzde toplumların gerçekten magazinlerle meşgul edildiği ve içinin boşaltıldığı ve balon toplumlar oluşmuştur. Maalesef, evet. Hakikaten bildiğini zannettiğini bilmeyen toplumlar oluşmuştur. Hazırcı ve ön yargılı bir toplum. Bilinçlenmeye ihtiyacımız aynen var. Aynen öyle. Bu, her konuda. Burada ne olmuştur peki? Devreye sivil örgütler ve dernekler girmiştir. Dernekler evet. Gerçekten
bu toplumun meyek ve kilit taşlarıdır ki biz derneklerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Evet. Çünkü bizleri bir araya getiren en güzel araç. Bu aracı ne kadar güzel sahip çıkarsak tabii. biz o kadar bize lokomotif görevi yapıyor. Bizim bir araya gelmemizi sağlıyor. Mesela bu yarın cumartesi bildiğim kadarıyla divan evet. toplantısı var değil mi? Pazar günü. Evet. Evet. Pazar günü pardon ayın 30'unda divan toplantısı var. Neden? Dertlerimizi paylaşıyoruz, bir araya geliyoruz. En güzel bize bir araç olarak bu görevi yapmakta hiç. Bir de para aylık falan da almazlar. İşin garip tarafı da bu. Ceplerinden de para verirler. Bizim halkın da beklentisi onlardan çoktur. Sanki maaş alıyorlar. Ama özel bir şey. Toplumun faydasına destek hepimizin evet. yapması aynen gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Onun için ben sivil örgütlere, emeği geçen herkese sonsuz içten teşekkür ediyorum. Evet. Taksiciye geliyorum. Zaman doldu diyorsunuz. Doldu. Son 30 evet. saniyemiz şimdi var. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Nasıl ki deniz yollarına ben ÖTV'in bize gerçekten çok sağ olsunlar ÖTV konusunda sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet. Memnuniyetimiz var. Deniz yollarında gemilere yakıtları nasılsa biz amme görevi yapıyorsak şayet biz taksicilere de benzinde indirim yapılmasını istirham ediyoruz. Bir de ispakların taksi duraklarından bir ücret almamaları gerekiyor. Tam tersi yardımcı olmaları gerektiğine inanıyorum. Güzel konu. Çünkü evet. ispak diğer sivil öbür araçlardan alabilir. Madem biz amme görevi yapıyoruz. Amme görevi yapıyorsak bizden neden ispak para alsın yani? Evet. Onun evet. için almamalarını ben istiyorum. Ben bizi dinleyen, televizyonlarının başında, evlerinde bizi dinleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum sizlere de. Son cümleyle işaret ediyorlar. 30 saniyeniz var efendim. Elvan Turan nasıl yetiştireceksiniz? Sade ben abiyle konuşacak. Ben de burada önce Mavi Karadeniz'e ve evet. tüm ekibine, Sade abiye, Seher Hanım'a ve Rüşen Bey'e bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Kusurumuz varsa da affola. Estağfurullah efendim. Tekrar yani, yapalım. Çok memnun kaldık. İnşallah bir dahaki programda daha güzel bir şekilde, daha güzel konuları dile getiririz. Şey buradan tekrar bizi izleyen, tüm seven ülkemize ve izleyen izleyicilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür buradan. Ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Sade abi evet. toparlarsak Sadi Toygar köşesinde bu hafta ne yazıyor? Valla program bu tadı damağımızda kaldı. Şimdi evet. konularda çok konuşacak şeylerimiz var, anılar vardı. Şöhretlerimizin araçlarla ilgili konuşulanlar var. Ünlü sanatçıların araçlarda anıları var. Yazdıkları Aa. Şarkılar, eserler. Bu kardeşinizin Sabahattin'in arabasında yazılan Sezen Aksu ve diğer onlar ünlü sanatçılar. Orhan Gencebey'e dair taşımıştı. Ayrı bir program yapalım. Ayrı bir program yapalım. Tabii zamanda yetmedi. Şimşek gibi geçti. Bu Elvan Bey diyor da güzeldi, ne konuşacağız falan diyor da bir saat geçti. Tabii zaman da inanın. Evet. Ben şimdi... Abi. Özür dilerim. İnanın burada 1,5 saat daha olsa zamanımız... Yine yaparız. Yine yaparız. Evet. Bize her zaman çok diyorsunuz. Çok rahatlı sizi de gördüm. Siz de bize verdiniz. Teşekkür ederim. Yani. Sağ hepinize olun. Sonsuz teşekkür ediyorum. Bu özellik sizde var. Şimdi siz konulara hakim olduğunuz için... Aynı gibiyiz. Yansıyoruz birbirimize. Biz de sizlere karşı evet. Bu programın aynası oluyoruz, köprüsü oluyoruz. Teşekkür ederiz. Biz tabii programın finalini yaparken de duygularımı isteriz. Taksi sektörü hakkında kamu hizmeti yapıyor. Evet. Şoförler evine gelen... İşte müşteri misafiri, ev sahipliği yapıyor. Özellikle tabii. bunlar gibi tabii yazılarımızı yazacağız ama ben de teşekkür ediyorum. Program dolu dolu geçti. Elvan Bey'e, Sebahattin Bey, Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Ve de seyircilerimize buradan bizi izlemeye devam etsinler. Ulaşım programı her hafta Cuma günü saat 7'de burada. Çok önemli konuları haftaya dile getireceğiz. Bu haftada bir müjde verildi anında canlı yayında oldu. Müjde verildi. Haftaya evet. da FSB Demirbaş, Türkiye'nin toplu ulaşımında emeğe geçen Mustafa Bey Demirbaş'ı ağırlayacağız. Ondan sonraki haftada çok önemli bir konuğumuz var. Ve sürpriz olsun. Sektörümüz gidiyor. İlgi çok artıyor şu an ulaşım dosya programına. Maşallah. Çünkü milyonlarca kitle hitap ediyor bu program. Evet. Onun için bizi izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Size de Seher Hanım. Sağ olun. Bu program ulaşım dosyası. Mavi Karadeniz ekranlarında yapımcısı, yönetmeni, her şeyi Sadi Toygar. Hem isim babası hem de emeği geçen tek insan. Ben sadece yardımcısı olabilirim, bir gölgesi olabilirim. Konuklarımız, baş tacımız her zaman. Bu programı destekleyin, bütün iş adamlarına, firmalara söylüyorum. Bu programın Türkiye'ye ihtiyacı var efendim. Daha çoğalsın, daha çok yapalım. Biz burada yaşatalım.